Alo, ya kaç saat oldu? Gitmiyor muyuz mahkemeye? Hem ben burada beklemekten çok sıkıldım. Hem bir an önce de halalarımı görmek istiyorum. Bu ne ya Ayşegül'e bak, imaj yapmış. Daha güzel var. İki saat mi? Yuh! Ne yapacağım ben burada iki saat? Sıkıntıdan patlarım ben burada. Ah Melih'im, al bununla oyalan. Ya, nasıl? Ya. Demek öyle. Yani şimdi Deli Ferit 3 soruluk bir sınav hazırlayacak. Ve kazanan, yani iyi olan taraf bu tarafta, kaybedense sonsuza kadar o tarafta yaşayacak. Aynen öyle. Hayatları boyunca kıl benzerlerimizin bir kereliğine bizim yerimize geçmek için itiraz etme hakkı var. Seninki de bugün kullandı. Yani bir bu eksikti. Ama neyse, yani ben iyi olduğuma göre, yani mantık olarak da benim kazanmam lazım. Öyle değil mi? Melda hala, ya bir şey sordun. Yani kaybedebilirim de öyle mi? Ya ama ben sizsiz yaşayamam ki. Biz de sensiz yaşayamayız Ayşegül'cüm. O yüzden ne yap et, elinden geleni yap. Tamam. Vay be, şu bakışlara bak, cezboldu bana kızcağız. Demek güzel bir tablo oldun ben ha. Var ya, bu muhteşem bir şey. Bunu duvara asabilir miyim? Hay hay Melih'im, as. As canım as, millet resim görsün as. Ya benim de böyle bir hedef tahtam olsa da bol bol ok atsam diyordum. Ne at, at. Ne tatlısın? Sana pasta ok atayım da gör gününü. Ne diyorsun ya? Ayşegül, Selda, acele edin, geç kalıyoruz. Hala, ya Selim gelmeden gidemeyiz biliyorsun değil mi? Duman nasıl? Ya, üf, ya nasıl olsun, sürekli oflayıp puflayıp duruyor. Ya şu Ayşegül denilen kız tam iki saat ona ok fırlatmış. Ya şimdi onu bırakmak içime sinmiyor ama. Ayşegül, sınava girmemek demek sınavı kaybetmek demek. Hem zaten Selim söz verdi, iki saat boyunca Duman'a bakacak. Bana bak, bu çocuk Duman'a bakmaya söz verdiğine göre seni gerçekten seviyor. Aa, işte geldi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bu yapacağımız sihir işe yarayacak değil mi? Sen hiç merak etme. Selim iki saat boyunca Duman'la sohbet edecek. Sabah kalktığında sohbet ettiğini hatırlayacak ama kimle sohbet ettiğini hatırlamayacak. Harika. Hoş geldin Selim. Gel. Hoş bulduk. Geldi. Hoş geldin. İyi günler hocam. Selim. Efendim Ayşegül. Selim, buraya kadar gelip Duman'a göz kulak olacağın için çok teşekkür ederim. Ne demek canım, lafı mı olur? Hem zaten biliyorsun ben Duman'ı çok severim. Ya. Oturur muhabbet ederiz. Ha, değil mi? Hükümet meselelerini tartışır, fikir alışverişinde bulunuruz. Hı? Bence de, tabii tabii. Gel ben seni Duman'ın yanına götüreyim. Tamam. Selim. Of, her tarafım ağrıyor. Mahvettin beni Ayşegül. Ne usta nişancıymışsın ya. Hep mi insanın içinden vuruyor ya? Ne haber Duman? Ayşegül ne diyor bu ya? Merak etme, senin kedi olduğunu farkında bile değil. Melda Hanım halletti o işi. Ha, öyle desene. İyidir Selim, senden ne haber? Ne olsun işte, bildiğin gibi. Ya geçmiş olsun, geçen canını yakmışlar. Sorma ya, anlatırım birazdan. Ayşegül. Aa, geldim. Hadi neyse, sizin muhabbetinize doyum olmaz. Görüşürüz Selim. Görüşürüz. Duman. Ha. Biliyor musun ben Ayşegül'ü çok seviyorum. Ya tamam, seviyorsun da nedir? Yani bunun sırrı ne? Yani Ayşegül için en uç ne yapabilirsin? Sen onu söyle bana. Elimden gelen her şeyi yaparım. Ya, mesela Ayşegül'ün en istediği şey elinden gelemiyor olsa? Olsun. Yapabilmek için en azından uğraşırım. Ya bırak bu işleri Selim, uçma. Oğlum ne yapıyorsun, kendine gel. Ya helal olsun sana Selim. İşte gerçek aşk bu ya, biliyor musun? Elimden gelmese de sonuna kadar uğraşmak. İşte sana da bu yakışır. Sağ ol Duman. Ah ah, tabii keşke Ayşegül'den çok istediği şey sadece yapmak için uğraşabileceğin değil, yapabileceğin de bir şey olsaydı. Değil mi? Değil mi? Sen biliyor musun ne olduğunu?
Evet ama ısrar etme, söylemem. İyi. Tamam canım, bu kadar ısrar ediyorsan söyleyeyim madem. Ayşegül'ün hayatta en çok istediği şey dünya imparatorunun karısı olmak. Ya. Evet hanımlar, sessizlik, sessizlik. Bugün burada Aşık'ın başvurusu üzerine toplanmış bulunuyoruz. İki benzerden hangisinin gerçekten kıl, hangisinin iyi olduğuna yüce mahkememiz karar verecek. İyi olan taraf normal dünyada yaşamaya hak kazanacak kardeşim. Ne var? Ya bence bu sınav çok gereksiz. Hem kimin gerçekte kıl, kimin de iyi olduğu ortada. Yani isimlerimizden belli. Baksanıza benim adım Ayşegül, onun adı Ayşe Kıl. İtiraz ediyorum hakim bey. Aman et et. Zaten burası Amerikan mahkemesi. Şuradaki motorlarda jüri üyesi. Ne olacak? Biz kararımızı bilmek için onların Marmara'ya açılıp karar vermelerini bekleyeceğiz. Değil mi Merkez? Toplam 3 tane soru soracağım. İlk sorunuz geliyor kardeşim. Ay şunun sevimliliğine bak. Ay ne tatlı şey bu. Ayşegül kızım, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ay, şeysin. Ay sen aç galiba. Ayşegül. Canım bak, Ferit enişten bir soru sordu. Cevaplasana. Ay halacığım, ya sen buna bir süt getirsene. Ayşegül başlayacağım ya. Şimdi sütüne de. Aç sen? Ay hadi cevapla şu soruyu, yoksa şu manyak bizi bütün gün okula şişleyecek. Pardon, soru neydi? Geçti canım, geçti. Ayşe Kıl, yavrum sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben büyüyünce insanlığa yararlı, buluşlarıyla geleceği ışık tutan bir bilim adamı olmak istiyorum. Al işte, bilerek mahvoldum. 1-0 öne geçti. Birazdan geleceksin. Sen orada hala köpeğisin. Evet. Birinci sorunun galibini açıklıyorum. Ayşe. Gül! Nasıl olur böyle bir şey? Çünkü içinde bir nebze iyilik olan bir insan kendine puan kazandıracağına yardıma muhtaç bir canlıyla alakadar olur. O kadar. Evet, evet biliyordum. Kesinlikle biliyordum kazanacağını. Ama halacığım hala süt getirmedin. Gerek yok canım. Köpeği bu soruda ben getirdim. Dolayısıyla aynen geri yolladım. Hadi canım, cümleden geçmiş olsun. Demek Ayşegül'ün en çok istediği şey dünya imparatorunun karısı olmak. Al işte laf ola beri gele. Kaç defa dedim uçma bu kadar Ayşegül. Akıllı mantıklı şeyler ise ya takmış. Takmış da. Hem de ne takmak. Ya idealindeki düğün hediyesi neymiş biliyor musun? Neymiş? Güney Amerika kıtası. Güney Amerika kıtası mı? Ya bak şu den size. Mümkün mü böyle bir şey diyorum. Ne cevap verse beğenirsin? Ne? Seven erkek en azından denermiş. Baba 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 baba. Evet sıra geldi ikinci soruya. Ayşe Kıl sana soruyorum evladım. Sihirli güçlerini en son ne yapmak için kullandın? Ben yaşlı bir bayanı karşıdan karşıya geçirmek için kullandım. Aferin çocuğum. Sen. Ben. Hadi gez. Evet. Bir kadın var. Kadın zengin. Ama çok zengin. Evet. Kadını birileri sürekli tehdit ediyor. Ve sonunda kadının değerli şeylerini çalıyorlar. Ayşegül! Ben... Ne? Edebiyat dönem ödevi için. Yani bencilce bir sebep için öyle mi? İkinci sorunun galibi Ayşe Kıl! Ben kazandım! Ya olamaz! Oh, naber canım? Şiştin mi? Aman! Naber? Üzülme Ayşegül'cüğüm, üzülme. Üçüncü soruyu bilir kazanırsın. Evet Ayşegül, kesinlikle kazanacaksın. Hadi o zaman hanımlar, vakit kaybetmeden üçüncü soruya geçelim. Ring ring. Yazı mı, tura mı? Ya kusura bakma, senin de böyle kafanı karıştırdım akşam. Yo.
Sağ ol Duman. Tam tersi. Şimdi her şey daha net. Ha, demek netleşti. Durumla birlikte dünya haritası da gözünde netleşti değil mi Selim? Güney Amerika'ya en kısa yoldan nasıl giderimin hesabını yapıyorsun değil mi? Oğlum Duman, Selim'in Ayşegül aşkını çok iyi kullandı. Şimdi Selim aşkından dalacak oraya. Peki Selim'cim, nedir bu kafanda netleşen? Paylaş benimle. Ya Duman, ben Ayşegül'ü maddiyete önem vermeyen, azla yetinmesini bilen bir kız diyebilirdim. Ama anladım ki onun da Tuğçe'den bir farkı yokmuş. Ne? Sağ ol Duman gözümü açtığın için. Ayşegül'le ilişkin bir daha gözden geçirsem iyi olacak. Oğlum Duman, gene yandın. Ah. Yazı. Kabul mü? Ya Ferit, böyle bir yarışmada böyle bir soru olur mu? Oldu bile canım, hadi otur. Ne demek yani? Hangisinin iyi olduğunu yazı tura mı belirleyecek? Olacak iş mi bu? Onu bu sınavın sonucunu üçüncü soruya bırakanlar düşünsün kardeşim. Bir kalem yüzünden başımıza açtığın dertlere bak. Ay hep beni suçla, hep beni suçla. Tamam, kabul ediyorum. Ya saçmalama Ayşegül. Yok Melda hala, Deli Ferit haklı. Yani eğer ikinci soruyu bilseydim... ...yazı Tura'ya kalmayı hak etmeyecektim. Ben de Tura diyorum. Ben de SDDK'nın bana verdiği yetkiye dayanarak şu parayı havaya atıyorum. Sonucu açıklıyorum. Sınavın galibi Ayşe Kavla. İtiraz ediyoruz. Ben de sizin itirazınıza itiraz ediyorum. Ben de senin bizim itirazımıza itiraz etmene itiraz ediyorum. Evet. Ben ona da itiraz ediyorum. Ben de ona itiraz ediyorum. Tamam neyse. Uzatma Melda hala. Cezamı çekeceğim. Kabul ediyorum. Asıl cezayı sen değil biz çekeceğiz. Bütün bir ömrümüzü şununla mı geçireceğiz yani? Hadi yavrum, bedava şalalarına gidiyorsun. Hadi yeter. Tamam, komedi dizisini damardan drama döndürdünüz, yeter! Hazır mısın kızım? Hazırım. Ya ne oluyor ya, bu ne? Ceza! Ya Ferit, bu nasıl ceza? Hani kaybeden senin tarafında yaşayacaktı? Ha? Yok artık, hiç çekemem. Bütün kaybeden kıllar benim tarafımda yaşıyor zaten. Ayşe kıl. Yavrum at şu kayayı denize. Memnuniyetle. At. Elveda Ayşegül. Hayır. Hadi yavrum oyalanma, işimiz gücümüz var. Ne oluyor ya? Elin körü oluyor. Aynen benim tarafa. Kaldığın, yaşadığın yere dönüyorsun. Bana ne? Hayır. Ya ben kılacağım, ben kılacağım. Kıl. Hayır canım. Sınavı kaybettin. Çünkü iyi bir insan... ...karşısındaki ne kadar kıl olursa olsun... ...ayağının bağlı olduğu kayayı... ...denize atacak kadar aşağılık olamaz, anladın mı? O yüzden kaybettin Ayşe. Kıl! Benim hakkım bu, benim hakkım. Ben kazandım. Anladınız mı? Yazı Tura hikayeydi. Zaten ben ne geldiğini bilmiyorum ki, tam bakmadım. Önemli olan... ...üçüncü soru... ...kayayı atar mısın, atmaz mısındı? İşte o kadar. Karar idi mesele. Kazandım. Hadi cümleten geçmiş olsun hanımlar. Alasmarladık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.